kimyasal türler ve etkileşimlerle ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Atomlar arasında oluşan etkileşim zayıf ve güçlü olabilir. Evet iki tane ametal atom arasında ise örneğin hidrojen klorürde Ametal, ametal. Bu kovalent bağdır. Kovalent bağda güçlü etkileşimdir. Ama eğer soy gaz atomları arasında bir etkileşim kurulduysa örneğin helyum helyum etkileşimi. Soygaz atomları kimyasal bağ yapmaz. Yani kovalent ya da iyonik bağ gibi bağlar yapmazlar. Bunları bir arada tutan kuvvet London kuvvetleridir. London kuvvetleri de zayıftır. O zaman atomlar arasında oluşan etkileşim zayıf veya güçlü olabilir. Tabi genelde güçlüdür. Birinci öncü doğrudur. Kimyasal türler arasındaki etkileşimin nedeni daha kararlı hale geçme eğilimidir. Evet iki tane neden vardır. Daha kararlı hale geçmek ve minimum enerjiye sahip olmak. Örneğin atomlarda oktet ya da dublete ulaşmak gibi. Bu ifade de doğrudur. Güçlü etkileşimler sonucunda yeni kimyasal türler oluşabilir. Evet güçlü etkileşimler aynı zamanda kimyasal bağların olduğu etkileşimlerdir. Örneğin hidrojen klor oluşurken hidrojen ve klor arasında... Güçlü etkileşim olan hidrojen klorür kovalent bağ oluşur ve kimyasal yapıda değişir. Bu ifade de doğrudur. Doğru seçenek E'dir. İki atom birbirine yaklaştığında olaylarından hangileri gerçekleşir? Evet, atomu düşünelim. Atomun çekirdeği artı yüklü, nötron da var, yüksüz. Çekirdek genel olarak artı yüklü. Etrafında elektronlar katman şeklinde gösterebiliriz. Yine bir atom, artı yüklü etrafında katmanlar ve elektronlar. İki atom birbirine yaklaştığı zaman çekirdekleri birbirine itecektir. Yine aynı şekilde elektronlar da birbirine itecektir. Çünkü aynı yüklüler. Fakat çekirdekle elektron birbirine çekecektir. Bu şekilde gösterebiliriz. Eğer çekme kuvvetleri itme kuvvetlerine baskın gelirse burada bir etkileşim kurulur. Bir bağ oluşur. Buna göre bakalım. Atomların elektronları hem kendi hem de komşu atomun çekirdeği tarafından çekilir. Evet, komşu atom tarafından da çekilir, kendi çekirdeği tarafından da çekilir. Bu ifade doğrudur. Atomların çekirdeklerini birbirine iter çünkü aynı yüklüdürler. Elektronlar da birbirini iter çünkü aynı yüklüdürler. Doğru seçenek E'dir. Yukarıdaki tepkime ile ilgili aşağıdaki hangileri doğrudur? 1. Magnezyum elementi ile magnezyum iyonunun kimyasal tür sınıfı aynıdır. Elementlerin kimyasal türü atom, iyonların ise diyoruz kimyasal türü iyon olacaktır. Yani birinci yapımızın kimyasal türü atom, ikinci yapımız iyon olduğuna göre kimyasal türleri farklıdır. Birinci ifade yanlıştır. İki enerji değişimi Q büyüktür 40 kilojül bölü moldür. Kimyasal değişimlerdeki enerji değişimleri genellikle diyoruz 40 kilojül bölü molden büyüktür. İkinci ifademiz doğru. 3. Tepkimede yalnız zayıf etkileşimler rol oynamıştır. Kimyasal olaylarda hem zayıf etkileşimler hem de güçlü etkileşimler rol oynar. Üçüncü ifademiz yanlış. Cevap yalnız 2 A'dır. Aşağıdaki tanecikler arasındaki etkileşim kuvvetlerinden hangisi zayıf etkileşimdir? A. kuru buzda CO2 molekülleri arasında nedir? Zayıf etkileşim vardır. B. NaCl katısında Na ve Cl iyonlar arasında kuvvetli etkileşim yani iyonik bağ vardır. İyonik. N2 molekülleri de N molekülleri arasında apolar kovalent bağ vardır. H2 molekülünde H ve O arasında yine polar kovalent bağ vardır. F elementinde F atomları arasında metalik bağ vardır. O zaman moleküller arasında dediği için ne vardır? London kuvvetleri vardır. Cevabımız A seçeneğidir. İki farklı kimyasal tür birbirine yakınlaşırken türlerin taneciklerinden hangileri arasında elektrostatik itme kuvvetleri oluşur? Şimdi elektronlar yani aynı yükler birbirini iteceğinden dolayı elektronlar birbirini iter, protonlar birbirini iter. Bize itme kuvvetlerini soruyor. 3 Bir türün çekirdeği ile diğer türün elektronları birbirini çeker. İtme kuvveti yapanlar 1 2 Cevabımız D seçeneğidir. İki değişimlerden hangisi yalnız zayıf etkileşimlerin kırılıp oluşmasıyla meydana gelmiştir? A. H2O sıvısı, H2O gazı. Fiziksel hal değişimler yalnızca zayıf etkileşimlerin kırılıp oluşmasıyla meydana gelir diyoruz. B'de sodyum bromür katısı sodyum iyonlarına ve brom iyonlarına gaz haline dönüşmüştür. Yeni kimyasal türler oluşmuş 619 kilojüllük bir enerji harcanmıştır. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler beraber kırılıp oluşmuştur. C'de yanma olayıdır. Yanma olayları kimyasaldır. Hem güçlü hem de zayıf etkileşimler rol oynar. D'de diyoruz hidrojen gazı elementlerine ayrılmıştır. Kimyasal bir olay gerçekleşmiştir. Hem güçlü hem de zayıf etkileşimler rol oynamıştır. E'de karbonun yanması verilmiştir. Yanma olayları kimyasal olaylardır. Kimyasal olaylarda hem zayıf etkileşimler hem de diyoruz güçlü etkileşimler rol oynamaktadır. Cevabımız A'dır. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? Yukarıda bazı değişimler denklemlerle gösterilmiştir. 1. Nacele katısı elementlerine ayrıştırılmıştır. Yani kimyasal iot katıdan gaza geçirilmiş fiziksel yine su sıvıdan gaza geçirilmiş fiziksel bir değişimdir. 1. Birinci değişim güçlü bağların kırılması sonra oluşu dolayı oluşur diyor. Evet doğru çünkü kimyasal bir değişim. Ki yalnız birinci değişimde yeni kimyasal türler oluşur diyor. Doğru çünkü 2 ve 3 fiziksel değişim. 3. İkinci ve üçüncü değişimlerde tepkimeye giren türlerin kimyasal özellikleri değişmez diyor. Doğru. Cevabımız 1 2 3 E seçeneği. Bazı etkileşim türlerinin enerjileri tabloda verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evet etkileşimleri güçlü ve zayıf olmak üzere ikiye ayırıyorduk. Güçlü etkileşim dediğimiz zaman bunlar iyonik bağ, kovalent bağ ve metalik bağ idi. Zayıf etkileşimlerde genel olarak Van der Waals ve hidrojen bağı diye ayrılıyordu. Tabii Van der Waals kendi içerisinde ayrılıyordu. Dipol dipol iyon dipol ve London kuvvetleri gibi. Bir diğer bilgimiz de şuydu. Güçlü etkileşimlerin kırılması için mol başına 40 kilojülden fazla enerji gerekiyordu. Genellikle. Bunlar tabi hep genelliktedir. Zayıf etkileşimlerin kırılması için mol başına 40 kilojülden az enerji gerekiyordu genellikle. Buna göre baktığımız zaman iyon dipol etkileşimi değeri 40 ile 600 arasında güçlü etkileşim gibi gözüküyor ama iyon dipol yine bizim için zayıf etkileşimdir. Çünkü zayıf etkileşimler arasında yer alır. Fiziksel olaylarda görülen bir etkileşim türüdür. Örneğin sofra tuzunun suda çözülmesinde iyon dipol etkileşimi görülür. Bu bilgi yanlıştır. En zayıf etkileşim London kuvvetleridir. Evet değerlere baktığımız zaman London'ın genel olarak diğerlerine göre zayıf. Etkileşimlerin güçleri arasında iyon dipol büyüktür. Hidrojen bağı büyüktür. Dipol dipol o da büyüktür London. Zaten en zayıfı London'dı. Değerlere baktığımız zaman iyon dipol 40 ile 600 arası. Diğerlerine göre çok büyük. Hidrojen bağı 15 ile 40 arası. Dipol dipol 5 ile 25 arası. Tüm etkileşimler fizikseldir. Evet, zayıf etkileşimlerin tamamı fiziksel etkileşimdir. Dipol dipol etkileşimlerin enerjisi en çok 25 kilojül bölü mol'dur. Baktığımız zaman en çok 25 kilojül bölü mol'dur. Doğru seçenek A'dır. Buna göre denklemlerle ifade edilen olaylarda kimyasal türler arasındaki etkileşimlerin güçlü veya zayıf olarak sınıflandırılması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir. Birincide azot sıvıdan gaza geçtiğinde zayıf etkileşimdir. İkincide dikkat edilirse magnezyum oksit ısıtılarak bileşenlerine ayrıştırılmıştır. Burada kuvvetli etkileşim yani güçlü etkileşim vardır. Karbondioksit katıdan gaza geçmiş sadece hal değiştirmiştir. Zayıf etkileşim vardır. H2O gazı elementlerine parçalandığından dolayı burada güçlü etkileşimlerden söz ediyoruz. Cevabımız C seçeneğidir. Aşağıda bazı maddeler ve içerdikleri kimyasal türler verilmiştir. Buna göre maddeleri oluşturan türler arasındaki etkileşimlerden hangileri moleküler arası etkileşim olarak sınıflandırılabilir? Moleküler arası etkileşimler denince molekülleri bir arada tutan London kuvvetleri, dipol-dipol çekim kuvvetleri, dipol-dipol etkileşimleri ve hidrojen bağı gibi zayıf etkileşimler aklımıza gelmelidir. İyonik, kovalent ve metalik bağ moleküller arası etkileşim değildir. Bunlar molekül içi güçlü etkileşimlerdir. H2O sıvısında su molekülleri birbirini hidrojen bağıyla tutarlar. Dolayısıyla moleküller arası etkileşim söz konusudur. Sodyum klorür iyonik bağlı bir bileşiktir. İyonlar arasında iyonik bağ ile çekim kuvveti söz konusudur. Dolayısıyla moleküller arası etkileşim değildir. Etil alkolün sulu çözeltisinde etil alkol ve su molekülleri vardır. Bunlar birbirini hidrojen bağıyla bir arada tutar. Dolayısıyla bu da moleküller arası etkileşimdir. Bakır katısı metaldir. Bakır Atomları içerir fakat burada metalik bağ vardır. Moleküller arası etkileşim değildir. Buna göre doğru seçenek B'dir.